Rudanya Belediye Başkan Adayıyım Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bir kampanya sürecine başladık. Bugün de sizlerle bazı bilgileri paylaşmak için buradayız. Biliyorsunuz çok ekonomik sıkıntılarımız var. Aynı zamanda hak, hukuk, adalet arayışımız var. Gündelik hayatın koşulları da gittikçe zorlaştı. Dolayısıyla da böyle bir durumda da yerel yönetimlerin de önemi bir kat arttı. Her zamankinden daha önemli hale geldi. Biz de bu konuda yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif, sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle de bu yola çıktık. Sorunları biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Bunları çözmek için ekibimle birlikte, arkadaşlarımla birlikte yola çıktık. Mudanya'da sizlerin de desteğinizle, tüm paydaşların da desteğiyle, sivil toplumla, konuların uzmanlarıyla, yönetimdeki arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, ama en önemlisi de Mudanyalı hemşehrilerimizle birlikte Mudanya'nın mevcut sorunlarını çözmek istiyoruz. Bu arada ben bu vesileyle mevcut belediye başkanımıza teşekkür etmek isterim. 10 yıldır önemli hizmetler yaptı. Tek bir leke sürdürmeden ne ilçemize, ne kendi adına, ne belediyemize görev süresinin sonuna doğru geliyor. Partimiz bu sefer beni uygun gördü. 10 yıl iyi bir süredir bu tür yöneticilik pozisyonları için. Bu bir görev bayrak yarıştır sonuçta. Görevi biz ondan devralıp onun başlattığı projeleri daha ileriye götürmek. Mudanya'yı da aslına bakarsanız layık olduğu yere yaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Çok cumhuriyetçi bir aileden geliyorum. Doğduğumuzdan beri babam, ailem, hepimiz biz Atatürkçü, cumhuriyetçi insanlarız. Zaten bu yolda da yürürken yine Atatürk'ün kurdurduğu çok önemli bir eğitim kurumu olan Türk Eğitim Derneği'nin Bursa Koleji'nin de bir ferdiyim. Hayatımızı bu yola adadık. Dolayısıyla benim için Mudanya Mütarekesi ve Mudanya bir çıkış noktasıdır. Mudanya'nın biliyorsunuz başka da çok özel değerleri var. Çok önemli bir sahil kenti aslında Mudanya. Her ne kadar bugüne kadar sahillerimizden çok iyi yararlanamasak da gerçekten önemli bir sahil kentidir. Yaklaşık 45 kilometrelik bir sahil şeridimiz var hepinizin bildiği gibi. Biz buraları daha çok kullanılır hale getirmek istiyoruz. Bunlarla ilgili birçok projemiz var. Aynı zamanda Mudanya tarım ürünleriyle biliyorsunuz zeytin gibi, incir gibi, üzüm gibi tarım ürünleriyle de çok önde gelen bir kent. Bunların da daha iyi tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin bunlara coğrafi işaretlerin, Avrupa Birliği coğrafi işaretlerinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız, projelerimiz var. Ama en önemlisi tabii bir belediye başkanının görevi halkın sağlık, huzur, esenlik ve mutluluğunu sağlamaktır diye yazıyor görev tarifinde. Biz bunları yapmaya talibiz. Halk bizim Mudanya'mızın tabii orta yaş üzeri nüfus oranımız %74. Günden güne bunların büyük bir kısmı emekli ve ekonomik olarak günden güne daha zor şartlar altında yaşıyorlar. Biraz evvel konuşmamın başında anlattığım gibi ekonomik şartlar her zam yapıldı dendiğinde emeklilerimize o zam sonuçta 10 bin lirada kalması aldıkları paranın. 3 kere zam yapıldı, 3 kere düzenlendi, hala 10 bin lira alıyorlar maalesef. Ve çok ciddi oranda da emekli hemşehrimiz var bizim burada yaşayan. Mudanya sadece kentin merkezinden ibaret değil, kocaman bir ilçe. Güneyinde, batısında çiftçilikle geçinen köylerimiz, eskiden köy şimdi mahalle olan mahallelerimiz var. Buralarda da geçim sıkıntısı had safhada. Buralardan çok ciddi nüfus kaybı ve göç veriyor buralar. Çünkü gençlerimiz buralarda geçimlerini sağlayamadıkları için, çiftçilik aileyi doyurmadığı için ve barınma problemleri olduğu için gençlerimizi ilçe köylerimizden kaçıyorlar ve günden güne buralar küçülüyor. Bu kendi içinde birçok başka sorun yaratıyor. Dolayısıyla biz buralarda da ekonomiyi güçlendirmek için projeler ürettik. Mudanya'nın temel olarak tarım ve turizmle kalkınması gerektiğini ve ekonomisinin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün projelerimizi de bu yönde hazırladık, bu yönde çalışıyoruz. Turizmin birçok çeşidi var. Bugün onlara detaylı girmek istemiyorum. Daha sonra bizim projelerimizi size tekrar ilettiğimizde, anlattığımızda detaylı olarak onları da orada görebilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak turizmin birkaç çeşidiyle ilgileniyoruz. Deniz turizmi çok önemli. Kültür turizmi çok önemli. Biraz evvel söylediğim gibi hem Mudanya Mütarekesi'nden gelen Cumhuriyet tarihiyle ilgili bir kültür turizmini değerlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda da biliyorsunuz Mudanya'nın etrafında birçok eski uygarlıktan kalma kalıntılar var. Buralarda önemli arkeolojik bölgeler var. Şu anda bunlar biraz kendi halinde ama bunların ortaya çıkarılıp turizme katılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda Ortodoks Hristiyanlar için kutsal olan birkaç tane önemli nokta var burada.
onların da turizm anlamında mutlaka değer haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.